Etmiyor bu rahatsızlıklar ama tabii kış mevsiminde enfeksiyonların artmasıyla beraber. Televizyonumuzda program konu olan özel idol Kulak Burun Boğaz Cerrahi Tıp Merkezi'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Alper Daldal hem geniz eti hem de bademcik ile ilgili bilgiler verdi. Etmiyor bu rahatsızlıklar ama tabii kış mevsiminde enfeksiyonların artmasıyla beraber şikayetler alevleniyor. Daha Değil çok mi? görülüyor, daha çok kliniğe yansıyor. Ama yazında sıkça bizim karşılaştığımız durumlar bu. Bademcik ve geniz etinin daha çok çocuklarda görüldüğünü belirten Daldal, rahatsızlığın sebeplerinden bahsetti. Belli başlı bazı bakteriler ve bunların tedavisi de belli bazı antibiyotikler. Bunlar rutinde hepimizde olan boğaz enfeksiyonu durumları. Hı hı. Ama bir de kronik bademcik iltihapları var. Yani bademciğin içerisine giren mikrobun hiçbir zaman sıfırlanamadığı ve sürekli boğaz enfeksiyonu oluşturduğu, işte çocuğumuzun bir antibiyotik kullanıp iyileşip kısa bir süre sonra tekrardan rahatsızlandığı, yine tekrar sürekli bu aynı döngünün yaşandığı kronik durumlar var. Operatör Doktor Daldal hem bademcik hem de geniz eti iltihabının çocuklardaki belirtilerini anlattı. Farklı. Şimdi bazı her çocukta durum farklı olabilir. Geniz eti burnumuzun en arka kısmında yer alıyor. Dolayısıyla burnumuzdaki akıntıların yavaş yavaş geriye doğru gittiğini varsayarsak bu akıntılar geniz etinin üzerinde birikiyor. Biriktikçe böyle koyulaşıyor, sarı yeşil böyle kötü kokulu bir hal alıyor ve çocukta işte yoğun burun akıntısı sürekli dinmeyen, geniz akıntısı sürekli öksürükler, sık sık işte üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, bazen orta kulak iltihaplarına kadar giden durumlar oluşuyor. Daldal, geniz eti ve bademciğin alınmasının ardından rahatsızlık tekrarlanır mı sorusunun yanıtını verdi. Bazı hastalarda tekrardan büyüyebiliyor. Tekrar ameliyat olmak gerekebiliyor nadiren. Buna yaklaşık hani 10 hastada bir hasta gibi düşünebilirsiniz. %10 gibi bir oran verebilirim. Bademcikler konusunda ise tekrarlama olmaz. Yani bademciğin tekrardan üremesi mümkün değil.